Dün gelen Amerikan enflasyon verisinden sonra piyasalar adeta coştu. Nasdaq 100 all time high yani tüm zamanların en yüksek seviyesinde. S&P 500 all time high yani tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Bitcoin'de 60 binden 65 doğru ciddi kuvvetli bir atak yaptı. Peki ne oldu enflasyon verisinde neler vardı aslında o kadar da düşük bir enflasyon gelmedi. Piyasa niye bu kadar sevindi? Enflasyon verisiyle beraber gelen perakende satışlar bize neyi söylüyorlar? FED neyi söylüyor? Önümüzdeki günlerde neler olacak? Bütün bunları sizlerle paylaşacağım. Beni takip edenler biliyorlar enflasyonla ilgili bu sefer tam nokta atışı doğruları bildik ve piyasa ekonomistlerinden daha iyi sonuçlar aldık. Peki gelecekle ilgili ne öngörüyorum? Onları da paylaşacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce verilere bir göz atalım. Amerika'da çekirdek enflasyon %0.3 geldi aylık olarak. Beklenti bu yöndeydi. Benim de beklentim bu yöndeydi. Bu da yıllıkta çekirdek enflasyon %3.6'ya getirdi. Bu 2021 Nisan'dan beri ki en düşük çekirdek enflasyon ve gelecek ay daha da düşük olacak. Sebeplere biraz sonra geleceğiz. Manşet enflasyonda piyasanın tahmini 0.4 olacağı yönündeydi. Ben 0.3 olacak dedim. 0.3 geldi ve yıllıkta çekirdek %3.4 oldu. Ben bu düşük veriyle yılın 3.3 olacağını tahmin ediyordum. Ama sanırım burada bir yuvarlama farkı var. O yüzden yıllıkta hala %3.4 %3.4'teyiz. Şimdi burada sayılarda böyle olağanüstü bir düşüş yok ama piyasa coştu detaylarına biraz sonra gireceğiz. Dün gelen başka önemli veri daha var. Perakende satışlar. Orada beklentinin çok çok altında geldi perakende satışlar. Bakın aydan aya büyümeyi 0.4 bekliyordu piyasa. 0 geldi. Yani böyle resesyonist bir sayı aslında bu. Tüketici artık gerçekten tükenmiş durumda. Zaten uzun zamandır bunun mesajlarını vermeye çalışıyorum size. McDonald's cirosundan, Starbucks CEO'sundan bahsetmiştik. Bunun yansımalarını görüyoruz. Bugüne bu arada Walmart plançosu geliyor. Walmart Amerika'nın en büyük fiziksel perakendecisi ve aynı zamanda özellikle düşük gelirli kitlelerin en sevdiği perakendeci. Onun raporunda da Bugün muhtemelen tüketicinin zayıflaması ile ilgili yeni veriler alacağız. Şimdi bunu kötü diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet kötü ama aynı zamanda iyi. Yine detaya gireceğiz. Bunun sonucunda yıldan yıla... Perakende satış büyümesi %3.04 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay bu %3.83'tü. Yani perakende tarafında tüketicinin epey bir zayıfladığını görüyoruz. Bunun dışında dün bir de üretim endeksi geldi. New York Empire State Manufacturing Index diye. 9.90 eksi bekleniyordu. %15.6 eksi geldi. Bütün bu rakamları okuyunca bir arada ne anlıyoruz? Benim uzun süredir iddia ettiğim konuyu anlıyoruz. Amerika'da ekonomi elbette yavaşladı. Yüksek faiz ortamı ekonomiyi yavaşlatıyor. Bunun tüketici ve üretici üzerindeki yansımaları artık görüyoruz. Dün hatırlayın üretici fiyat endeksi de olumlu geldi. Yani yüksek gibi gözüküyordu ama düzeltmeden sonra olumluydu. Tüketicinin gücü kırılmış durumda, üreticinin gücü kırılmış durumda. Bu durumda ne olacak? Faizler aşağı doğru gidecek ve faizlerin aşağı doğru gitmesi konusunda da Fed'in eli gittikçe güçleniyor. Zaten uzun süredir iddia ediyorum Powell faizleri aşağıya çekmek istiyor. Kendisiyle yapılan hiçbir röportajda faizleri yükseltmekten bahsetmedi. Bir dahaki hamlemiz düşürmek yönünde olacaktır dedi. Şimdi mesele bir düşmeme olacak, iki düşmeme olacak, üç düşmeme olacak. Ben bu sayıların üç düşüşe işaret ettiğine inanıyorum. Çünkü arkalarında bazı başka enteresan detaylar da var. Nasıl detaylar var? Önce şu benim meşhur enflasyon hesaplama tabloma gelelim. Evde yemek yeme Nisan'da eksi 0.2 çıktı enflasyon. Beklediğimin de altında ben 0 bekliyordum. Dışarıda yemek yeme 0.3 pozitifte kaldı. Bunu düşeceğini tahmin ediyordum. Beni şaşırtan faktör ve geleceğe olumlu bakmama sebep olan faktör enerji emtiaları. Açıkçası burada bir analiz hatası yapmışım. Enerji fiyatlarında evet düşüş var ama Nisan ayına denk gelmiyor o düşler. Dün şaşırınca su sayıya detaya baktım. Nisan ayından sonra düşler başlamış ve bu gelecek enflasyon ve için son derece olumlu. Enerji hizmetleri ise beklediğimin tam tersine hızlı düşmüş. Yani kalemler bazında burada bazı hatalarımız var. Emkiye tarafında pek bir sürpriz yok. Ev eşyaları beklediğimden de fazla düşmüş. Giyimde biraz yükselme var. Dün Amerikan arkadaşlarımla konuştum. Mevsimsel bir şey bu diyorlar. Yani sezon geçişi yaşanıyor. İndirimli ürünlerden yeni sezona geçiliyor. Bu bunun fiyatıdır. Yoksa öyle bir büyük bir pahalanma yok. Geçen yılda aynı ürünleri karşılaştığımızda diyorlar. Peki yeni araçlardaki fiyat zayıflaması beklediğimden kötü. Bu açıkçası Tesla'da yatırımı olan benim gibi insanlar için iyi haber değil. Belli ki burada yüksek faizler piyasa epey bir vuruyor. İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü benim beklediğimden de sert. Eksi 1.4'e gelmiş. Araç yelek parçaları eksi 0.1. Sağlık ürünleri seviyesi düşmüş biraz 0.6'dan 0.4'e bu sevindirici. Eğlence ürünlerinde 0 enflasyon var. Eğitim iletişim ürünlerinde 0.1 bunlar aydan ayar rakamlar. Alkol içkilerde 0.1 bir önceki ay 0.4'tü ve diğer ürünlerde de eksi 0.1. Yani baktığımızda çekirdek ürün tarafında gıda ve enerji harç bıraktığımızda enflasyon yok. Sadece giyimde var. Belizmisele benziyor. Enerji tarafında emtialarda bir enflasyon var fakat bu gelecek ay yerle bir olacak inşallah. Gıda tarafında zaten deflasyonist bir ortama girilmiş durumda. Dışarıda da yemek yemesi Amerikalılar daha da iyi gidecek gibi her şey. Ama esas mesele biliyorsun hizmetlerde. Kira maalesef inadına devam etti. Düşmedi. Geçen ay gibi bu ayda 0.4. Dışarıda konaklama düşmüş biraz. Eksi 0.2. Bu sevindirici. Ev sahibi evini kiraya verseydi anketinin sorusu yine 0. 0.4. Buralarda bir oynama yok. Zaten beklemiyorduk. Sigorta, ev sigortaları eksi 0.1. Etkisi az biraz. Ev işletmede eksi enflasyon var. Su ve çöpte biraz pozitif var. Tıp bir bakım bir önceki ay daha yüksekti. Aydın aya 0.6 0.4'e düşmüş. Sevindirici. Ama esas mesele biliyorsunuz ulaşım hizmetlerinde. Ulaşım hizmetlerinden araç sigortalarını çıkarttığımız zaman geçen ayki enflasyon 0.9'du. O 0.6'ya gerilemiş. Ama esas konu tabii araç sigortalarında çok üzerine durmuştum hatırlarsanız. 2.7'den 1.8'e gerilemiş zaten bu ayki enflasyon düşüşünün temel sebebi o. Çünkü unutmayın enerji beklediğimizin üstünde geldi. Ona karşı bir yerden tasarruf elde etmemiz lazım. Çarpanın yüksek olan yani enflasyon endeksi içerisindeki yeri yüksek olan araç sigortalığında beklediğimiz düş geldi. Ben gelecek ayda düşüşün devam edeceğini tahmin ediyorum. %1,5'lara falan ineceğiz diye tahmin ediyorum. Eğlence hizmetleri 0.3, eğitim ve iletişim 0.2, diğer kişisel hizmetler. bu içerisinde bir sürü alt kategori var ama toplamın önemi bir hala az. Orası biraz yüksek bir enflasyon geldi. Pekala bütün bu veriler bize neyi söylüyor? Hemen hemen bütün enflasyon kalemlerine gerileme devam etmiş enerjide bir olumsuz sürprizimiz var. Daha doğrusu benim bir hesap hatam var. Peki o olumsuz sürpriz gelecek ay devam edecek mi? Hayır devam etmeyecek. Çünkü bakıyorsunuz Brent Petrol'ün fiyatına son bir ayda hızlı şekilde gerilemiş. Nisan ayında ortalamalarda 90'larda gezen petrolün fiyatı şu anda 83.7. Ayında ortasına gelmiş durumdayız. Yani ayın başından beri düşük gidiyor. Bu şekilde kendini korumaya devam ederse geçen aya göre enerji emtiyalarından en büyüğü olan petrolde enflasyon eksi yazacak. Gelin ama biz yine bunu eksi yazacağını düşünmeyelim. Hatta biraz yine pozitif olabilir diyelim. Çünkü enerji emtiyası sadece petrolden oluşmuyor. Ve 0.5 gibi bir sayı verelim. Bakalım şu yukarıdaki manşet enflasyon bundan nasıl etkileniyor? Hop çarptık 0.24 oldu. Yani bir anda %2'li seviyeye geliyoruz. Unutmayın 0.25'in altına gelince %2 sayılıyor. Ayrıca enflasyon. Tabii çekirdek bundan direkt etkilenmiyor. Neden? Çünkü çekirdeğin içerisinde enerji yok. Ama dolaylı olarak etkilenecek çünkü çekirdeğin içerisinde olan ulaşım giderleri gibi bazı yerlerde yansıyor ama onu bu tabloda göremiyoruz. Yani gelecek ay sadece enerji emtiyalarında eğer normale dönülürse 0.5'e ki bu aslında muhtemelen eksi olacak ama biz mesela bile 0 desek ne oluyor? Bu durumda 0.22'lik enflasyona gelmiş oluyoruz. Bir de bunun üzerine gelecek ay ulaşım hizmetlerindeki araç sigortası bölümünde yine bir düşme olursa ki biraz alçak gönüllü gideceğim. 1.5 diyeceğim burada çok abartmayacağım. O bizim manşet enflasyon iniyor. Ama çekirdek düşmüyor gibi gözüküyor. Çünkü çekirdeği etkileyecek temel konu olan kiralarda hala sıkıntı var. Ama çekirdek enflasyon gelecek ay böyle bile gelse, yani bütün kalemler aynı kaldı. Petrol fiyatı yükselmedi. Bir de üzerine araba sigortalarındaki enflasyon yavaşladı. Kiralar değişmedi. diğer kalemlerin hiçbirinde bir düşüş olmadı ki. Düşüşler bekleyebiliriz aslında pek çoğunda. Tüketici sıkışmış durumda. Bu durumda ne geliyor? Gelecek ayın çekirdek enflasyonu 0.32 geliyor. Ama enteresan bir şekilde böyle gelse bile yıllık enflasyon çekirdekte de düşmeye devam ediyor. Neden? Çünkü baz etkisi. Geçen sene Mayıs ayında enflasyon çekirdekte 0.36. Eğer bu yıl Mayıs ayında 0.30 gelirse 6 bas puanlık bir düşüş olacaktır. Yıllığa yansıyan. Bu da yıllık çekirdeği geriye doğru götürecek. Ki ben çekirdek enflasyonda Mayıs ayında daha da aslında sert bir düşüş bekliyorum. Sebebi de Amerika'da tüketicinin sıkışmış olması. Tekrar tekrar söylüyorum. Temmuz ayına baktığımızda faiz indirim ihtimali %32.5 artı %2.4 %35'e geldi gelmiş durumda. Hala piyasanın %65.1 oranında faiz indirimi olmayacağını fiyatladığını görüyoruz. Ve işin enteresanı bu geçen haftanın ortalamalarıyla yakın bir yerlerde hala. Piyasa ikna olmadı. FED faiz indirmez diyor. Niye ikna olmuyorlar ben bilmiyorum. Benim gördüğüm kalemler bunu söylemiyor. Bunlar aslında aynı zamanda iyi kazanç fırsatlarıdır. Çünkü piyasanın göremediği bir şey siz görüyorsunuz ve haklı çıkarsanız para kazanırsınız. Tabii tersi de olabilir. Eylül ayına baktığımızda faiz inmeme ihtimali artık iyice düşüyor yüzde iniyor yüzde 75 ihtimalle o tarihte indirim bekleniyor burada da ama bir hafta önceye göre az bir tırmanma var. Yani piyasa epey bir muhafazakar davranmış. %33.6'dan faizi indirmeme ihtimali %27.4 hatta düne göre biraz tırmanmış durumda. Herhalde yani FETÇİ'ler açıklamalar yaptılar. Kasım ayına baktığımızda faizler inmemiş olma ihtimali %15.7'ye iniyor. Aralık ayına baktığımızda %6.2'ye iniyor. Yani bu yılın faiz indirimi geleceğini tekrar herkes emin olmuş durumda. Şimdi ne zaman başlayacak mücadelesi var? Ben diyorum ki Temmuz'da başlar. Bazıları farklı şeyler söylüyorlar. Peki borsa piyasalara nasıl yansır bu? Biraz önce söylediğim gibi dün Nasdaq 100 all time high yaptı tüm zamanların zirvesinde. S&P 500 de öyle. Buradan dümdüz yukarı çıkış beklemiyorum. Çünkü resesyon mu geliyor, FED geç mi kalacak endişelerinin böyle zaman zaman gündeme getirileceğini ve düşüşlü kalkışlı gideceğimizi tahmin ediyorum. Ama ben faiz indirimlerinin beklenen hızlı en azından beklenti yaratmak açısından belki faiz indirmezler ama beklentiyle de pek çok şey yönetilebilir. Piyasada iyi geleceğini düşünüyorum. Benim Nasdaq 100 için yıl sonu hedefim dolar, S&P 500 için ise 6.200. Yıl sonu hedefi derken de biraz dikkatli olmakta fayda var çünkü seçim sonuçlarına göre işler değişebilir ama en azından şu andaki beklentim yükselişe devam. Burada tabii yavaş yavaş devreye girecek olan seçim ekonomisini de görüyoruz. Dün bunun ilk emarelerini görmeye başladık. Mesela Biden, Çin'den belli ürünlerin ithalatına çok ciddi vergiler getirdi. Bu tamamen iç seçmene yönelik bir oyun aslında. İç üretimi artırıyoruz diyor. Biraz enflasyonist etkisi de olabilir. Çünkü Çin ürünlerine tarife koymak demek, içeride daha pahalı ürün üretmek demek. Ama etkisi nispeten küçük. Böyle biraz şovlar da başladı. Bununla ilgili devletin Merkez Bankası dışında kalan hazine tarafında da bazı gevşetici önlemlerine geleceğini düşünüyorum. Ve gevşeme gelince yani para bollaşınca ne oluyor? Ona da bu grafikten bakabiliriz. Bu grafikte Amerika'daki para tedariğiyle, M2 supply dediğimiz para tedariğiyle S&P 500 endeksi arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Ne zaman ki para kısıtlanmaya başlanıyor, S&P 500 aşağı doğru gidiyor. Ne zamanki para gevşetiliyor S&P 500 yukarıya gidiyor. Biraz da önden koşuyor genelde. Ve görüyoruz ki son dönemlerde para sıkılaştırması bitmiş durumda. Hatta hafif yukarı doğru yön döndü. Ben biraz önceden beri anlattığım sebeplerden dolayı tüketicinin kırılmaya başlamasından dolayı paranın tekrar gevşetileceğini düşünüyorum. Bu da çoğu zaman hisse senetlerine olumlu yansıyor. Sırf hisse senetleri değil bu arada bu altına da olumlu yansır. Bütün emtiyalara olumlu yansır. Bitcoin'e olumlu yansır. Belli altcoin'lere yansıyabilir. Fakat böyle topyekün düşünmemek gerekiyor bunu. Belli hisse senetlerinde belli kategorilerde daha ciddi yükselişler olacak. Hepsi yükselmeyecek. Dün de zaten bunu gördük. Belli hisse senetleri belli kategoriler hızlı yükselirken diğerleri yükselmedi. Bunlarla ilgili tahminlerimi YouTube katıl üyelerimle paylaşacağım. Siz henüz katılmadıysanız mutlaka katılın. Çünkü benim üyelerim pazar gününden itibaren enflasyon verisiyle ilgili nelerin geleceğini biliyorlardı. Onlarla canlı yayın o gün konuşmuştuk. Bu hafta hisse senet endeksleri nasıl davranacağını da biliyorlardı aşağı yukarı. Tabii ki yanında bir ama bazı şeylerde nispeten az yanılıyorum. O yüzden bu haftayı pek çoğu karlı ve keyifli geçiyor. Durumlar böyle. Bir de kanal soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim.